Merhaba arkadaşlar, acil matematik özdeşikler çarpanlara ayırma karma test 7 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. 78, 79 ve 80. sayfaları çözmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Aşağıda uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki mavi ve yeşil kartonlar verilmiştir. Uzunlukları verilmiş. X 10'dan büyük olmak üzere mavi dikdörtgen yeşil dikdörtgenin üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kalan yeşil bölgenin cebirsel alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru sormuş. Şimdi bakın, önce şu yeşil bölgenin alanını bulalım. Neydi alan? Direkt kenar uzunluklarının çarpımıydı direkt dikdörtgende. O zaman alanım diyorum 3x çarpı ne diyorum? X kare eksi 9. Bu birinci alan. İkinci alanda direkt yeşil bölgenin üzerine binen dikdörtgenin alanını bulacağım. Bakın şimdi normalde şurası x artı 3. Şurası da nedir? X artı 3'tür. Bakın uzunluk olarak şurayı da ne vermiş? 30 vermiş. O zaman şuradaki alanımı ben alan 2 olarak niteleyelim. Alan 1 olarak olsun. Alan 2 de direkt 30 çarpı ne gelsin? X artı 3 olarak niteleyelim. Peki şuradaki yeşil bölgenin alanını bulmak için büyük alandan küçük alanı ne yaparım? Çıkararak nitelerim. Hemen bakın çıkaralım. Büyük alanımız şu. Küçük alan da şu. Yani 3x çarpı x kare eksi 9'u da açıyorum. X eksi 3 çarpı x artı 3'ten 30 çarpı neyi çıkartacağım? Direkt x artı 3'ü çıkartacağım. Yani yaptığım işlemle A1'den A2'yi ne yapmak? Çıkartmak. Yani tüm alandan direkt mavi bölgenin alanını çıkarttığımızda kalan yeşil bölgenin alanına ulaşmaya çalışacağım. Her ikisinde kim ortak? X artı 3 ortak. X artı 3 parantezine aldım ifademizi. Direkt birincisinden, hatta 3 tane x artı 3 de olabilirdi. Neyse, daha sonra ifadeyi niteleriz. 3x'li x'i çarptım. 3x kare. 3x'li eksi 3'ü çarptım. Eksi 9 tane x. Direkt 30'la direkt 30'u da ifade olarak ne yaptım? Yazdım. Hemen ifadeyi şunu 3 parantezine aldım. Direkt ifadeyi 3 parantezine aldığımızda x artı 3 çarpı neyimiz geldi? 3'ümüz. Şurada da ifade olarak 3x kareden bir tane x kare kaldı. Eksi 3x'imiz kaldı. Eksi 30'u 3'e böldüm. Eksi 10 olarak yazdım. Bakın şu sondaki ifadeyi de çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Öyle iki sayı düşüneceğim ki çarpımları eksi 10, toplamları eksi 3 olacak. Eksi 5'i artı 2 olarak yazarsam x'e x. Artık en son çarpanların ayrışmış halini yazalım. 3 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 2 olarak ifadenin değerini nerede? Direkt c şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Kalan direkt cebirsel ifadenin değeri şu ifadeye eşittir şeklinde niteleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz direkt 2 küp toplamıyla bir oran verilmiş. Hemen bakalım ifadede ne isteniyor? 2 küp toplamı, bakın a küp artı b küpün açılımını tekrardan şurada bir hatırlatayım. Neydi? A artı b çarpı a kare artı eksi ab artı neydi? B kare olarak yazabilirdim. O zaman x küp artı 8'de a artı b dediğim x artı 2'yi yazdım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2x artı ikincinin karesi. İkincinin karesi 2'nin karesine geldi 4. Bölü ne geldi? X artı 2 olarak yazdım. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. X kare eksi 2x'e bakıyorum. X kare eksi 2x değer olarak neymiş? 2'ymiş. O zaman 2 artı 4'ten ifademiz değer olarak kime eşittir? 6 eşittir diyorum. İfadenin değeri C şıkkında karşımıza çıkar diyoruz. Üçüncü sorumuza geldim. Ne diyor üçüncü soruda? X ve Y birer tam sayı olmak üzere X, Y'den büyük olacak şekilde X artı Y tane sınıfın bulunduğu bir okulda her sınıfta X öğrenci vardır. Yani X çarpı X artı Y tane öğrenci vardır diyebiliriz. Her sınıftan Y tane öğrenci ayrılırsa okulun mevcudu A olmaktadır. Her sınıfa Y tane öğrenci katılırsa okulun mevcudu B olmaktadır. Buna göre b eksi a kaçtır şeklinde ifadeyi nitelemiş. Önce b'yi bulalım. Şimdi okulda x çarpı, şöyle niteleyelim b'yi. Okulda direkt x tane, x artı y tane sınıfta x tane öğrenci varmış. Yani x çarpı x artı y tane öğrenci var. Okula y tane
her sınıfa y tane öğrenci katılırsa her sınıfta zaten x artı y tane öğrenci vardı. O zaman y tane katılırsa bunu y ile çarptığımızda direkt b'nin değerini ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. A'da ise yine okulda x çarpı x artı y tane öğrenci var. A'da ne diyor? Okulun mevcudu y tane öğrenci ayrılırsa a olmaktadır. O zaman eksi diyorum. Direkt y çarpı x artı y tane öğrenciyi ayırdım ve kimi buldum? A'yı buldum. B eksi a nitelenmiş. O zaman a'yı eksiyle çarpalım. Eksiyle çarptım. Şuradaki ifadem ne oldu? Artı oldu. İfadeyi taraf tarafa topladım. Ne geldi? B eksi a geldi. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Y artı x artı y artı ne geldi? Y artı çarpı x artı y mi geldi? Bundan kaç tane oldu? 2 tane oldu. O zaman 2 tane y çarpı x artı y olarak son durumdaki oluşan cebirsel ifadeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O da cevap olarak nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldim. Direkt ifade olarak eşitlikleri veriliyor. Verilsin. A kare eksi 1 çarpı B kare eksi C kare ifadesinin değeri sorulmuş. Önce şu ifadeyi bir açalım. Direkt A kare eksi 1 2 kare farkı A eksi 1 çarpı A artı 1 olarak yazdım. Çarpı B kare eksi C kare yine 2 kare farkı B eksi C ile B artı C olarak ifadeyi ne yaptım? Açtım. Şimdi ifadeyi açtıktan sonra bizden istenen şu değerleri ne yapacağız? Elde etmeye çalışacağız. Bakın ifadeleri ben şöyle önce taraf tarafa toplayayım. Şurada AB artı AC eksi C eksi B değer olarak ne geldi? 9. Şu ifadeyi A parantezine aldım. A parantezinde B artı C. İkinci ifademi eksi 1 parantezine aldım. B artı C ne geldi? 9. Bakın B artı C'ler tekrardan ortak. İfadeyi en son B artı C parantezine alırsak B artı C çarpı A eksi 1 değer olarak neymiş? 9'muş. Bak şimdi B artı C çarpı A eksi 1. B artı C ile A eksi 1'in çarpımsal değeri neymiş? 9'muş. Şimdi ikinci ifademe geliyorum. Ne kaldı elimizde? A artı 1 çarpı B eksi C ifadesi mi kaldı? Hemen onu da bulalım. Bakın AB eksi C değer olarak 6. Alttaki kısmı eksiyle çarpıyorum. Eksi AC artı B değer olarak ne geldi? Eksi 3. İfadeleri taraf tarafa topladım. Bakın ikisinde de A'lar ortak şu iki ifadede. A parantezine aldım. Ne geldi? Direkt B eksi C mi geldi? İkinci ifadeyi direkt artı 1 parantezine aldım. Yine B eksi C geldi. Değerimiz neymiş? 3'müş. Bak her ikisinde B eksi C'ler ortak. B eksi C parantezine aldım. A artı 1'de değer olarak neymiş? 3'müş. Bak B eksi C çarpı A artı 1. Bu da ifade olarak kimi getirdi bana? 3'ü getirdi. Yani esasen 9 çarpı ne geldi? 3 geldi. 9 çarpı 3'ten ifademizin değeri kime eşittir? 4. soruda 27'ye eşittir diyorum. 5. örneğimize geldik. Hemen bakalım. Aşağıda kenarları x birim olan iki tane kare gösterilmiştir. X ve y birer tam sayı ve soldaki kare sabit kalmak şartıyla sağdaki kare y birim aşağıya doğru kaydırılıyor. Tamam, kaydırılsın. Y birim aşağıya kaydırıldığında şunun bir kenarı ne olur? Şurası y birim aşağıya kaymış. O zaman şurası x'ten ne kadar? Y eksik. Yani şunlar da x'ten y kadar eksik, x'ten y kadar eksik olacak şekilde karemiz var. Affedersiniz. Diğeri de direkt uzunluk olarak x birimlik bir kare. Oluşan yeni şekle göre yukarıdaki gösterilen mavi kareler ekleniyor. Yeşil bölgelerin alanın toplamı mavi bölgelerin alanının toplamından 38 birim kare fazladır. O zaman iki tane şurası uzunluk olarak x'ti. Karemin alanı 2 tane x kare eksi 2 tane x eksi y'nin karesi değer olarak ne geldi? 38 mi geldi? Her tarafı 2'ye böldüm. X kare eksi x eksi y'nin karesi ne geldi? 19. İfadenin de ne var? 2 kare farkı var. Bir eksili bir artılı açıyorum. X artı x
eksi y direkt ifadeyi x eksi x artı y olarak açtım. Değer ne geldi? 19. Bak şuradaki ifadeleri ne yaptım? Götürdüm. 2x eksi y çarpı y değer olarak nedir? 19. Peki 19 nasıl bir sayıdır? Asal bir sayıdır. Dolayısıyla asal sayıların çarpanları 1 ve kendisidir. O zaman y'yi 1 olarak alırsam, y eşittir 1 olursa 2x eksi y değer olarak ne olur? 19 olur. Y 1'di, 2x eksi 1 19 ise sağ aldım. 2x 20 ise x buradan ne gelir? 10 olarak gelir. Hocam peki tam tersi olamaz mıydı? Yani y 19 olsaydı direkt ifade olarak y'yi 19. O zaman diğer çarpanı da 1 olarak almak zorundaydım. Direkt şuraya y'yi 19 aldığınızda 2x eksi 19 1 eşittir 2x 20'dir. X yine 10'dur şeklinde ifadeyi ikinci bir şekliyle niteleseniz yine direkt D şıkkını ne yapacağız? Cevap olarak bulacağız diyoruz 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Yani doğal sayıların elemanı olmak üzere 4 üzeri 4'ün karesi artı 1'in karesi eksi 1 sayısı 2 üzeri n ile tam bölünebilmektedir. Buna göre n'in alacağı en büyük değer kaçtır? Bak şimdi önce ifadenin karesini alıyorum. 4 üzeri 4'ün neyi? Karesi. Eksi 4 üzeri 4 ile 1'in çarpımının neyi? 2 katı artı 1'in karesi eksi 1. 2 üzeri n'e bölünüyormuş. Bölü ne diyorum? 2 üzeri n diyorum. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. 4 üzeri 4'ün karesini aldım. 4 üzeri ne geldi? 8. 2'yi 4 üzeri 4 ile çarptım. Eksi 2 çarpı 4 üzeri 4. Şunu şöyle yanlış yazdık. Hemen düzeltiyorum. 2 çarpı ne gelecek? Direkt 4 üzeri 4 gelecek. Bölü 2 üzeri n. Şimdi bak 4 üzeri 8'i şöyle yazarsam 2'nin karesinin 8. kuvvetinden 2 üzeri 16 eksi. Şu ifadeyi de 2 çarpı 2'nin 8. kuvveti bölü 2 üzeri n olarak yazdım. Yani ifademiz esasen 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri n olarak yazdım. İfade tam bölünüyorsa eğer o zaman şuradaki ifadenin en büyük 2'nin kuvvetini alarak yazacağım. 2 üzeri 9 parantezini alıyorum. 2 üzeri 7 eksi 1 bölü direkt ifade 2 üzeri ne eşittir? N'e. O zaman ifade tam bölünecekse 2 üzeri n direkt 2 üzeri 9 ise tabanlar eşitse üstler eşittir mantığıyla n'imizin alacağı en büyük değeri ne olarak? 9 olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyoruz. Evet geldim 7. örneğimize. Aşağıda yüksekliği 12x artı 6 ve bir kenarı 6x artı 12 olan kare zeminli bir apartman gösterilmiştir. O zaman kare zeminli ise şu ön 6x artı 12 ise şu yanda direkt değer olarak nedir? 6x artı 12'dir diyorum. Bakın şimdi bütün katların uzunluklarını ayrı ayrı yazacağım ki karışmasın diye. Bu apartmanın tek numaralı katlarında eşit bölmelendirilmiş 3 daire ve çift numaralı katlarında ise eşit bölmelendirilmiş 2 daire bulunmaktadır. Tamam, sıkıntı yok. A ve B dairelerinin hacimleri arasındaki farkı metreküp cinsinden ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ne yapılmış, nitelenmiş. Şimdi bakalım yüksekliğimiz 12x artı 6. Bakın kaç daire var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daire var. O zaman 12x artı 6'yı ben bir 6'ya böleyim. Direkt her dairenin yüksekliğine gelsin 2x artı 1. Yani şuradaki 5. kattaki dairenin yüksekliği de 2x artı 1'dir. Direkt 2. kattaki dairenin yüksekliği de nedir? 2x artı 1'dir dedim. Peki genişliklerimiz fark eder mi? Evet fark eder. Nereden fark eder? Bakın genişliklerimizi ifade olarak şurada ne verilmiş? 6x artı 12 olarak verilmiş. Şurayı sileyim, tam gözükmedi. 6x artı 12 olarak verilmiş ifadenin değeri. Hemen 2x artı 1'i şurada yazdıktan sonra 6x artı 12 genişliğimiz ise tabii bu bunun neyi? Yüksekliği karışmasını yazdım. O zaman 6x artı 12'yi 2'ye böldüm. A dairesinin genişliği için ne geldi? 2'ye böldüğümüzde 3x artı 6 geldi. Şurayı da 3'e böldüğümüzde direkt 2x artı direkt değer olarak
4 olarak da genişliği ne yaptık? Bulduk. Şimdi bakın biraz karıştı ama idare edin. Artık ifadelerini ne yapabilirim? Direkt değerlerini bulabilirim. Yani hacimlerini bulabilirim. İlk önce B'nin hacmini bulayım. B'nin bir kere yüksekliği, direkt bütün dairelerin yüksekliği neydi? 2x artı 1. Çarpı direkt ifade olarak 2x artı 4. Çarpı direkt ifade olarak taban uzunluğu 6x artı nedir? 12'dir. A'nınkini yazıyorum. A'ya baktım. A'nın direkt değer olarak 3x artı 6 neyi var? Bir genişliği var. 3x artı 6'yı yazdım. 2x artı 1'lik bir neyi var? Yüksekliği var. Ve ifade olarak da 6x artı 12'lik neyimiz var? Bir taban genişliğimiz var. Şunu da yazdım. Direkt ifadeleri yazdıktan sonra B'den neyi çıkartıyorum? Direkt A'yı çıkartıyorum. Ne geldi buradan? 3 ile 2'nin çarpımından şuradan 6 geliyor. 6 tane x artı neyin karesi? 2'nin karesi. Zaten 2x artı 1'ler her ikisinde ortak. Çarpı direkt x artı 1 olarak ifadeyi ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Nerede cevabımız? Direkt E şıkkında ifadenin değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Hacmi tabi nasıl yaptık? Taban alanıyla yüksekliğin çarpımından yaptık diyoruz. Çünkü ev dediğimiz ifade nedir? Direkt dikdörtgenler prizması şeklinde bir kapalı cisimdir diyoruz. 8. örneğimize geldim. Ne diyor 8. örnekte? Direkt x eksi 2 ifadesi ax artı b'nin, x eksi 1 ifadesi ise ax kare artı bx artı c'nin bir çarpanıdır. Hemen x eksi 2'yi ifade olarak yazdım. Yani x gördüğüm yere 2'yi yazdığımızda çarpan olduğu için değer neye eşit olacak? 0'a. Ax artı b için x gördüğüm yere 2'yi yazdım. 2a artı b değer olarak 0 ise b eşittir. Eksi 2a cepte. İkinci ifade için x eksi 1 bu ifadenin neymiş? Çarpanıymış. Hemen şunu da niteleyelim. Ax kare artı bx artı c'yi niteledim. X eksi 1 direkt 0'a eşitlersem x gördüğüm yere 1'i yazacağım. A artı b artı c değer olarak 0 ise hemen direkt b gördüğüm yere eksi 2a yazayım. A eksi 2a artı c 0 eşitse c'yi de ne olarak buldum? A olarak buldum. Şimdi bakın aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A ile b'nin eşit olmasının mümkünatı yok. Direkt b zaten eksi 2a'ya eşit. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülüğe bakıyorum. C ile a ne çıktı? Birbirine eşit çıktı. İkinci öncülümüz doğrudur. B ile A'yı topladım. 2 tane C eşit diyor. B değer olarak eksi 2A. A'yı topladım. Artı A. Eşit mi? Direkt değer olarak 2 tane C. C değer olarak A'ya eşitti 2A'ya. Buradan ne geldi? Eksi A eşittir 2A gibi bir ifade geldi. İfade eşit olmadığı için 3. öncülde nedir? Yanlıştır. Hangileri doğrudur diyor. Normalde hangisi veya hangileri doğrudur demesi gerekiyordu. Direkt yalnızca 3 öncülü doğrudur diyoruz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Direkt ifadelerinden hangisi doğrudur? Ne verilmiş? Eni x artı 3 birim, boyu x artı 7 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kalınlık kağıdın kalınlığı 2 birim olarak kabul ediliyor. Tamam. Bir top kağıdın içinde bir miktar kağıt alınıp masaya konuluyor. Buna göre A1, A2, A3 masadaki kağıt yığınının oluşturduğu yüzeyin alanıdır şeklinde ifadeyi ne yapmış, nitelemiş. Şimdi A1'i bulalım önce. A1 dediğimiz ifade, bakın şuraya H dersem, şurası X artı 7, diğer kısımda nedir? X artı 3 müdür? Masadaki kağıt yığınının yüksekliğidir diyor birinci öncül için. A1'i yazıyorum. A1 X artı 7 ile H'ın çarpımı. A2'ye geldim. A2 direkt x artı 3 ile h'ın çarpımı. Ve A3'e geldim. A3 de x artı 3 ile x artı 7'nin neyidir? Çarpımıdır. Bunların neyini istiyor bizden? Direkt karekökünü istiyor. Şunlar gitti. Şunlar gitti. H kare kaldı. H karenin karekökü h'tır. Yani kağıt yığınının neyini verdi bize? Yüksekliğini verdi. Birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur. İkincisine geldim. Hacmi
80x kare artı 800x artı 1680 birim küp olan dikdörtgenler prizmasını bu kağıttan en fazla 40 tane sığar şeklinde yazmış. Hemen ifadeye bakıyorum. 80 ifadeyi 80 parantezine aldım. X kare artı 10x artı nedir? 21. Şimdi ifademi ayrıştırırsam affedersiniz. İfademizi ayrıştırırsam 80 çarpı x artı 3 ile şurası 3 ile 7'nin çarpımı. X artı 3 çarpı x artı 7 olarak bir kağıdın neyini buldum? Alanını buldum. Tabii bunun neydi? Yüksekliği de direkt 2 idi. O zaman şunu x artı 3 çarpı x artı 7 çarpı 2 ile ne yapıyorum? Bölüyorum. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. 80 bölü 2'den ne geldi? 40 tane kağıt geldi. İkincisi de doğrudur. Bakın ikincisi de doğru olduğunda direkt zaten üçüncüsüne bakalım. Normalde cevap B çıktı ama üçüncüydü. Bir inceleyelim. A3 bilinirse kağıt sayısı bulunur. Hayır, bulunamaz. Çünkü kağıt sayısını bulabilmen için yüksekliği bilmen gerekir. Çünkü A3'ü bilirsen sadece A3'ün kapladığı neyi bulursun? Alanı bulursun. Yüksekliği bilmediğin için direkt ifadelerin kağıt sayısına ne yapamazsınız? Yorum yapamazsınız. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru değildir. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyorum. Direkt 9. sorumuzdan. 10. sorumuza geldim. X eksi 2 ifadesi x kare artı ax artı b ve x kare artı cx artı d3 terimlilerinin ortak bir çarpanıdır. O zaman x gördüğüm yere 2'yi yazdığımızda her iki ifadeyi de sağlamalı. Birincisini de sağlatıyorum. 2'nin karesi 4 artı 2a artı b 0 olmalı. O zaman 2a artı b değer olarak eksi 4'tür. İkincisine geldim. 2'yi sağlattım. 2'nin karesi 4 artı 2c artı d 0 ise 2c artı d yine eksi 4'tür. E o zaman her iki değer birbirine eşit değil mi? Eşit. Yazdım. 2a artı b değer olarak 2c artı kime eşit? D'ye eşit. Şimdi bak burada b eksi d ve c eksi a ifadeleri var. D'yi sola, a'yı sağ aldım. B eksi d. 2c'yi sağda tuttum. A'yı sağ tarafa aldım. Eksi 2a. Peki b eksi d o zaman 2 tane direkt değer olarak c eksi a'ya eşit değil midir? Her tarafı şunun katsayısında ne var? 1 var. B eksi d ile bölersem, b eksi d ile bölersem şurası ne yaptı? Birbirini götürdü. O zaman 1, 2 tane c eksi a bölü b eksi d mi? Her tarafı ne yaptım? 2 ile böldüm. 2 ile böldüm. Şunlar götürdü birbirini. En son c eksi a bölü b eksi d ifademiz kime eşit oldu? Direkt 1 bölü 2'ye eşit oldu. Yine çok güzel bir soru olarak karşımıza çıktı. 11. sorumuza geldim. Son sorumuz, hemen bakalım. X eksi 15'in karesi değer olarak t imiş. Buna göre çarpımının sonucunun t türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir olduğunu soruyor. İfademin karesini aldım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 30t artı ikincinin karesi 15'in karesi 225. Değer olarak ne geldi? T. 225'i sağ aldım. X kare eksi 30t değer olarak ne geldi? T eksi 225 olarak buldum. Hemen ifadeyi yazdığımızda baktım. Şuradaki ifade ile aşağıdaki ifade arasına ne yapıyorum? Değeri yazıyorum. Çarpayım şunu önce. X ile x'i çarptım. X kare. X ile eksi 20'yi çarptım. Eksi 20x. Eksi 10 ile x'i çarptım. Eksi 10x. Eksi 10 ile 20'yi çarptım. Artı ne geldi? 200. O zaman ifade x kare eksi ne geldi? 30x. Şurası x olacak arkadaşlar. Tamam, düzeltiriz. Direkt şurası x olacak. X kare eksi 30x artı ne geldi? 200 mü? Şimdi ifadeye biz x kare eksi 30x ifadesini ne dedik? T eksi 225 dedik. Hemen ifadede ne yapıyorum? Şuraya yazıyorum. T eksi 225 artı
200 ifadesi için direkt değer olarak kime eşittir? T-25'e eşittir yorumunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buradaki aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. T-25'e eşittir diyebilirsiniz. Bir sonraki karma test 8'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematik.